Hocam, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi seviyorum. Oy verdim, yine oy vermek istiyorum. Ama ne zaman işte bazı şeylerden dolayı diyor. Bazı konularda dolayı soğuyorum diyor. Yok. Hüsnü zan esastır. Yani çok keskin ve dikkatli takip ediyoruz biz Türkiye'deki her hareketi, her olayı. Maşallah canım, evet. En ufak bir anormallikte uyarıyor, hatırlatıyor ama hükümet aklı başında bir politika izliyor. Yani üniter devleti açıkça savunuyor. Bir de hükümet var ama bir de devlet var yani. Evet. Devletin içerisindedir hükümet. Evet hocam. Değil mi? Evet. İnşallah. Yani biz millet olarak üniter yapıyı, Türk-İslam birliğini savunan bir çizgideyiz. Aksi olmaz. Ama bakın, şimdi her şey hükümetten beklemek olmaz. Hükümet PKK'ya karşı mücadele etsin istiyor. Tamam. Niye sadece hükümet? Niye sadece asker? Niye sadece polis? Evet. Milletçe biz mücadele edelim. İlmi mücadele verelim. İnşallah hocam. Gelin bana yardımcı olun. Evet hocam. Gelin konferanslar verelim. Radyo imkanları sunun. Mesela bizim radyo hitaplarımız belirli düzeyde. Mesela bunu yüzlerce radyoya çıkaralım. Evet. Yüzlerce televizyon kanalına çıkaralım. Mesela bizim imkanlarımızı açın, destekleyin. Evet hocam, inşallah. Değil mi? İnşallah. Bu yayınlar niye mesela bu kadar kanalda olsun? Yüzlerce kanalda birden yapalım. Evet. Daha sistemli, daha güçlü bir antikomünist propaganda yapalım. Antidarvinist propaganda yapalım. Evet. İllerde darvinizme karşı konferanslar düzenleyin. İnşallah. Yani hükümet madem konum itibariyle yapamıyor. Ya yapam, biraz da zor hakikaten. Yani çünkü dünyada hiçbir hükümet antidarvinist propaganda yapmıyor. Evet. Yani diğer hükümetler biraz müdahale mi ediyorlar? Bilemiyorum. Bir esrarengiz bir durum var. Yani dünyada bir darvinist diktatörlük var. Evet. Nerede antikomünist, antidarvinist çalışma yapsan yeri yerinden oynuyor. Mesela Papa darvinizme karşı ne diyor falan dediler. Adam ağzında şöyle bir yan gitti, bir düz gitti falan. Bir şey diyemedi. Böyle olmaz dediler. Biz orada toplantı yapacağız dediler. Senin evet. mekanında dediler. Geleceğiz. Darvinizmi anlatacaksın. Sen de bize ev sahipliği yapacaksın. Ya, tabii paşam dedi. Buyurun dedi. Gelin yapın dedi. Bütün darvinistleri doldurdu. Evet. Adamlar alenen ateist, darvinist propaganda yaptılar. Papanın mekanında. Evet. Değil mi? Evet. Sen gittin ya oraya, evet hocam, baskına. Evet abi. Adam kül gibi oldu, kaçtı. Siz söyleyince isminizi. Ya tabii. Milletçe sahip çıkmamız gerekiyor. Yani hükümeti seyretmek, askeri seyretmekten olmaz. İnşallah hocam. İlmi mücadele. Evlerde yapabiliriz. Mesela benim internetten darinizmle ilgili bütün izahlarımı indirin bilgisayarlarınıza. Bedava. Evet. Fi sebilillah. İnşallah. İnşallah. İndirin mesela, oradan okuyun. Bilinçlerin mesela kültür, bilginizi artırın. Yani çok anlaşılır ve çok net dille anlatılmış. Evet, değil evet. mi? Evet. Maşallah. Evanjeliklerin konumu, ahir zamanı, mehdiyeti ve mesihiyeti çok iyi kavrayın. Çünkü olay onun üstünde dönüyor şu an dünya. Evet. Yani bütün dünyadaki olaylar son 150 yıldan beri daha yoğunlaştı. Doğru mesihiyet ve mehdiyet üstünde dönüyor. İnşallah. Deccaliyet dünyayı kapladı. Bunu da herkes görüyor. Genel kültürdür. Yani çünkü Güneydoğu'da PKK tamam var ama bu adamlar gidiyorlar, oraya buraya gidiyorlar. Bunlar İstanbul'da da mesela bir okulda öğretmen oluyor ama biz bilmiyoruz. PKK'lı oluyor adam. Bilmem başka yerde devlet memuru oluyor. PKK her yere yayılmış durumda. Yani örümcek ağı gibi yayılmış evet. durumda. Her yerde böyle bilinçli, kültürlü, antikomünist, antidarvinist adamlar görürse adam ne yapsın? Bu net çözümdür. Ama devlet kanallarına olursa tabi tepeden inme ve çok çabuk olur. Ama milletçe de yaparsak yine aynı yola çıkar. Evet. Yani bütün mesele çok ciddi sahip çıkmakta. İnşallah hocam. Sahip çıkmak için elimizdeki imkanları son haddine kadar kullanalım. Yani ağıt yakmaktan olmaz. Evet. İşte vatan gidiyor, millet gidiyor falan. Kükreyin. İnşallah. Kükremek bilimsel kükremenin olur. Akıllı olur. Evet, değil mi? Evet hocam. Sokaklarda bağırıp çağırmak,
millete konuşma yapan adamla gidip kafa atmaktan olmaz ki yani. Olmaz, evet. Bu olayı iyice terse götürür. Değil mi? Evet hocam. Yapılacak şey kitap okumak, kahvelerde anlatmak, evde anlatmak, okulda arkadaşlarına anlatmak, okul mesela arkadaş çevresi edinin, Facebook'ta arkadaş çevresi edinin, değil mi? İndirilen kitapları onlara tavsiye edin, okuyun, şefkatli bir dil kullanın. Mesela Facebook'a bakıyorum ben, bazı yerler var, tartışma siteleri falan, oralara. Akıl almaz küfürler, akıl almaz usluplar. Mesela düz gidiyor adam. Evet. Kardeşim böyle fikir tartışması olur mu? Olmaz tabii hocam. Sen adama küfrettiğinde o adamın fikrine daha da bağlamış olursun. Evet. Adam der ki başka bir yol yok, belli der yani, bu adamlar bize küfrediyor, hakaret ediyor. Çözüm yok. Bizi ancak kendimiz kurtarırız mantığına girer. Evet. Yani öyle bir mantığa yaklaşır adam. Şefkatle ve akılcı yaklaşıp bilimsel, mantıklı, tutarlı, net çözümler göstermek lazım. Bilimsel açıklama yapılması gerekiyor. Çözüm budur. Yoksa öbür türlü şey olmaz. İnşallah. İnşallah.